Gaytan Ülkü 18 Temmuz 1953'te Uşak'ta dünyaya geldi. Oyunculuk hayallerini çok küçük yaşta kurmaya başlayan Tan Ülkü, tiyatroyla ilkokul yıllarında tanıştı. Hayallerini süsleyen oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Bununla da yetinmeyen Tan Ülkü, Leningrad'da psikodrama ve psikojimnastik dallarında eğitim aldı. Mesleğinde emin adımlarla ilerleyen sanatçımız, çeşitli ceza ve ıslah evlerinde kader mahkumlarını tiyatroyla tanıştırıp, onların geri kazandırılması için çok önemli emekler sarf etti. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. İşte böyle başladı benim hikayemde. Bunca güzelliğin içine sayısız tiyatro oyunu, sinema filmi ve TV dizisi sıkıştıran Tan Ülkü, bir yandan da insanların hayatlarına kahraman olarak girdi. Geniş ve şahane bir aileye sahip olan sanatçı, 26 çocuk ve 8 torunla başarılarına başarı ekledi. Diyanet Vakfı tarafından Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldü. Günümüzde de aktif olarak oyunculuk kariyerini en şahanesinde sürdüren Tan Ülkü'ye bu vatanın evlatları olarak teşekkürü bir borç biliriz. Hoş geldin alemin en şahane babası. Hoş geldin alemin en şahane babası. Eyvallah. Hoş geldiniz. Ben öncelikle sizin gibi bir duayenle şu anda karşı karşıya oturduğum için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum açıkçası. Size şeyi sormak istiyorum. Şimdi geçmişte çok büyük zorluklarla mücadele ettiğinizi biliyoruz. O zamanlar kariyerinizin böyle yerlere geleceğini tahmin edebilir miydiniz? Ya da Turgay Tan Ülkü'nün çocukluk hayalleri neydi? Yani tabii böyle bir şey düşünemezdim. Böyle bir olanak yoktu zaten. Sadece çocuklukta özlem duyduklarımı başkalarıyla paylaşacağımı biliyordum. O bilinçle gittim. Yani tiyatroyu seçmem, hukuk fakültesini seçmem hep nedenleri budur. Çünkü bu tip meslekler insanlara en yakın olan mesleklerdir. İnsanın duygusuna, varlığına dokunan mesleklerdir bunlar. İşte birisi yasalara karşı uyarır. Diğeri de insanlığı insan olmasını kazandırır. Çünkü tiyatro insanın ruhundadır. Ruhunun aydınlığıdır. Ben cezaevinde tiyatroya fıkraları oynayarak başladım arkadaşlarıma. İşte günümüzü törpülemek için oynadım. Sonra baktım ki insanların rengi değişmeye başladı. Tutunmaları değişmeye başladı birbirine karşı. Bu sefer hemen arkadaşlardan bir tiyatro grubu oluşturduk. Koğuşlar arası turneler yaptık. Ve öyle yetiştirdim. Çünkü hatta Ulucanlar'da derdim ki tiyatro karanlığın içindeki bir ışık kaynağıdır. Sonra da mahkumlar duvarlara yazdılar. Bu benim için en büyük ödüldü.